Evet değerli izleyenler, festivalde standları gezerken dedim ki abilerime, buranın en eskisi kimdir dedim. 50 yıllık bir ustayı Baki amcayı yönlendirdiler bana. Baki amcacığım hoş geldin. Hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Yolların kenarında olur kaldırım. Ben yatağından Baki Yıldırım. Çok güzel bir giriş de yapmış olduk amcacığım. Senin standın önündeyiz. Şimdi bugün festival var. Sen de bıçaklarınla buradasın. 50 yıldır bu işi yapıyorsun. Doğru mu? Doğru. Yatağının yan bıçağı, 5 paraya 10 bıçağı, alar beline sokun, sövde ağacından sakın, karpuz bilmem ama kavunun anasını alır. Çok iyi. Amcacığım, şimdi sen 50 yıl önce başladın. Baba mesleğidir büyük ihtimalle, değil mi? Evet. Dede de yapıyor muymuş? Ona da ondan mı geçmiş? Yok, onlar da yok. Onlar da yok. Baban başlamış, değil mi? Babam bilmiyorum ben. Bilmiyor mu? 6 aylık ödülmüş. Başın sağ olsun amcam. Tamam. Çok özür dilerim. Sen nasıl başladın peki bıçakçılığa? Çırak. Çıraktı. Evet, çırak. 2 yıl demircile çırak duruyordu. 4 yıl tarak yapanlar. Çırak yapıyordu. Tarakla yapılıyordu o zaman. Evet. Mandam ucundan yapılıyordu. Yani 2 yıl çırak durduk, öğrendik. Bizim işimizde hile olmaz. El emeği göz nuru değil mi amca? El emeği göz nuru. 40 yıl esnaflık yaptım. 10 yıl işledim. Hiçbir işime hile yapmadım. Ne güzel. Dürüst olmak her zaman iyidir amcacığım. Peki üretim nasıl gidiyor? Sen neler yapıyorsun? Devam ediyor musun bu arada çalışmaya amca? Devam ediyorum. Sabahtan çakılar vardı. Kaldıran itiraf toplam. Bitti mi? Bitti, kalmadı. Tüm yetişemedim. Ben seni hediye ederdim de hepsini götürdüler. Sattık. Ne güzel işte, bu da işçiliğinin güzelliğine işaret ediyor. Peki neler yapıyorsun amcam? Bir bıçağı üretmek, bir tane bıçağı üretmek ne kadar sürüyor? Nasıl yapılıyor? Bize anlatabilir misin 50 yıllık deneyimle birlikte? Şimdi prensler vardır. Prenslerde kalıp olur. Bu bıçağın şerit. Şimdi bu kesilir. Evet. Önce şu iç kısım kesiliyor. İç kısım kesiliyor. Evet. Doğrudur. Ağzı taşlamadan geçer. Sulanır. Tekrar parladır, şey olur. Sonra bu alüminyon, alüminyon önlük dökülür, eridilip. Ondan sonra saplıyor. Şu ağız açılıyor. Sapı neyden yapılma amca? Gürgen bu. Gürgenden. Ceviz vardır, gürgen. Sen ağaçtan yapıyorsun. Ağaçtan. Yani boynuzdan da diyor. Koş boyunlarında. Peki amcam, bugün Kefe Yaylası'ndayız. Evet. Çok güzel bir havadayız. Serin hava, hatta yağmur bile başladı yağmaya. Evet. Festival var. Nasıl buluyorsun bu tür festivallerin düzenlenmesini? Nasıl değerlendiriyorsun? Ya çok güzel. Millet birbirine gayleşiyor. Eş, dost. Hani buna bayram günü derler. Dost, düşman bir olur derler. Aynı. Şenlik var değil mi? Bayram günü bugün yani. Derken görmedi eşini, dostunu, akrabasını, komşuyor. Kaç kişiler geldi sabahtan? Sadece Denizli'den, ilçelerden değil bu arada. Pek çok illerden de değil mi? Yakın illerden gelen var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar var. Festivali duyarak gelen var. Kefe Yaylası'nı duyarak gelen var. Yatağın bıçağını merak edip görmek isteyen, satın almak isteyen de var burada. Değil mi? Herkes şu an festivale geliyor. Ahmet Yesevi Hazretleri burası Denizli'ye yani 3 alperen yolluyor. İkisi burada yatan, yatan baba Abdülbey Sultan, biri de Hüsamettin Bey Çivril'de. Buraları gerilla harbiyle almışlar. Osman Bey'in öncü yani. O Denizli'nin karşısında Çökelez Dağı vardır. Askerde Elaz varmış bir. Yani İlyas, kalk arasında Elaz deniyor. O koca doğru gidermiş. Çökelez desen öyle çıkarmış. O dağın adı Çökelez. Çökelez'in Çökelez Dağı oradan kalma. Baki amcamdan bir şey daha öğrenmiş olduk. Görüyorsunuz değil mi? 50 yıllık bir deneyim. Tabii... Şimdi yatağın baba, bunlar da yok. Yatağın az eğri. Eğridir. Ara silah. Hafif olur. Tırpan gibidir.
böyle şu belki kırışlarda kafayı geri yanırdırdı ama kurtarı. Orada yatağından kurtuluş yok. Tırpan gibi koparır. Bu özelliği de var yani evet. Yatağın bıçakların. Satışlar nasıl bu arada Baki amca? Daha iyi şükür. İyi mi? Sırtı paralan bir santimden kalın olur. Sebebi birbirlerine kavga ederler ki ağzını kullanmazlarmış. Sırtından vurarlarmış. Yani öyle mertmiş eski insanlar. La o yatağın. Selçuklu devrinde oluyor bu. Selçuklu zamanında. Selçuklu dağılınca ordu askeri dağıdın demişler. Dağılmışlar yatağı burada kalmış. Hüsamettin Bey çevrildi. Böyle. Peki amcacığım, istersen buradan şimdi bizi izleyen vatandaşlarımız olacaktır, insanlar olacaktır. Onları davet edelim mi? Yatağına gelsinler mi? Bir sen çağırırsan belki gelirler. Bir istersen davet edelim onları, yatağına gelsinler. Gelip görmekte fayda var. Kesinlikle. İmalatını çıkar. Nasıl yapılıyor, nasıl... Baksınlar, gözünler. Nasıl çelikleşiyor. Bu çok Avrupa'dan geliyor bunun çeliği. Yani biz şimdi o kadar ilerleyiz, medeniyetçilik. İlerledik diyorlar ya, hiç aslı yok. Daha bu çeliği üretemiyoruz biz. Ne yazık ki değil. Avrupa'dan geliyor. İnşallah onu da o başarırız. 7,5 euro, 130-140 lira kilosu. Çok pahalı. Tabii şöyle diyelim o zaman Baki amcacığım. Bıçaksız ev olmaz, bıçağın en güzeli de yatağında olur diyelim. Herkesi davet etmiş olalım. Baki amcacığım çok teşekkür ediyorum sana. Çok memnun oldum tanıştığıma. İmalatta kullanırız iyiyi. Hoş geldiniz İge TV'ye. Teşekkür ederim. Sağ olasın amcam. Satışın bol olsun diyelim. Misafirin bol olsun diyelim. Herkesi de buraya bekleyelim. Çok teşekkür ediyorum.